Bence bu tarafa gel. Bence bu tarafa gel. Aa, çok korktum. Günlerden cuma, saat 23.30. Nereye gidiyoruz? Güllerin ve göllerin şehrine. Isparta'ya gidiyoruz. Neyle gidiyoruz? Trenle. Göller Ekspresi ile gidiyoruz. Bu tren gece saat 12'ye doğru yola çıkan ve sabah Isparta'ya varan bir tren. Yataklı vagonu yok. Yaklaşık 60 lira İzmir'den Isparta. Bizim bineceğimiz yerden 53,5 lira bilet. Deneyimlemiş olacağız. Hiç uzun tren seyahati yapmamıştık. Isparta'yı olacak. Aynen. Isparta'yı da görmüş olacağız evet. Bu vesileyle. 2 gün Isparta'dayız. Tren yataklı değil ama koltuklar bu şekilde. Araları geniş. Burçak bize bir diz mesafesi versin. Diz mesafesi. Oo, mükemmel. Prizimiz de var. Ve arkada kimse olmadığı için dediğimiz kadar kaykılabiliriz. İkinci vagon 13-14 numara. Siz de bunu alırsanız rahat edebilirsiniz. Okuma ışıklarını göster. Oo. Burası da 4 kişilik masalar. Hani böyle 4 kişi geldiğinizde çok rahat edebileceğiniz şekilde. Trende koltuklar rahattı fakat 8 saat boyunca ışıklar hiç sönmedi ve her istasyonda onlarca yolcu inip bindi. Bu yüzden çok rahat uyuduk diyemiyoruz. Tren istasyonunu arkanıza alıp dümdüz 1,5 kilometre yürüyünce Isparta merkeze ulaşabiliyorsunuz. Biz de şu anda o yolu yürüyoruz ve açık bir kahvaltıcı bulup kahvaltı yapacağız. Şimdi Tatdoy diye bir mekanda kahvaltı yaptık. Açık büfe, kişi başı 55 lira. İstediğinizi alabiliyorsunuz. Bizce gayet ekonomikti. Mükemmel bir kahvaltı yaptık. Aynen. Kahvaltı güzeldi gerçekten. Tatlı bile var. Sınırsız çay, sınırsız kahvaltı. 55 lira. Şimdi birkaç tane cami var. Mesela Mimar Sinan Camii. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Öğlene kadar Isparta merkezde gezeceğiz. Görülmesi gereken bir iki yeri görüp sonra Eğirdir'e gideceğiz. Bugün ve yarın Eğirdir'de olacağız. Orayı daha çok beğendik diyelim. Daha böyle çekici geldi Eğirdir Gölü'nden dolayı. Yaklaşık 1,5 günde orada harcayacağız. Isparta merkezde turistik olarak ziyaret edebileceğiniz cami, kilise, bedesten ve çarşılar var. Bunların başında Mimar Sinan, bir diğer adıyla Firdevs Paşa Camii, Ulu Cami, bir diğer adıyla Kutlu Bey Camii, Firdevs Bey Bedesteni, Ayabaniye Kilisesi ve Üzüm Pazarı bulunuyor. İlginiz varsa bir de 800 yıllık tarihi Doğu Çınarı'nı ziyaret edebilirsiniz. Bu yerlerin hepsi birbirine yürüme mesafesinde olduğundan yarım günde hepsini rahatlıkla görebilirsiniz. Sonrasında da erittiğiniz kalorileri Isparta kebabıyla geri kazanabilirsiniz. Öğle yemeğinde Ferah Kebap'tayız şu anda. Ferah Kebap burada bayağı ünlü bir kebapçı. Baktık puanı 4.3. Kimileri beğenmemiş, kimileri beğenmiş. Biz de şimdi kendimiz tadacağız. Isparta kebabı söyledik. Bir de şiş köfte söyledik. Şu şekilde görünüyorlar. Isparta kebabı bu. Şiş köfte de şu şekilde. Yanında bir tane soğanla servis ediliyor. Biber var mı? Yok. Bir de salata geldi. Bir de ayran. 65 lira. 35 lira. Menünün en pahalı yiyeceği. Isparta kebabı. Aynen. Tat bakalım. Tat bizi canlı canlı söyle. Güzel pişmiş bir kuzu eti. Köfteyi de tat bakalım. Çıkma yok. Güzel köftesi. İkisi de güzel mi? Güzel. İyi. Beğendim. O zaman şurası şu an 100 lira. Artı 2 ayran. Afiyet olsun. Biz kebabı beğendik dedik de
birazcık ağır geldi sonradan. İyi ki iki tane Isparta kebabı söylememişiz. Şiş köfte biraz daha güzel. Yani bizim damak tadımıza daha uygun. Diğeri gerçekten kuzu eti olduğu için iyi pişmiş ama ağır. Yani az yağlı söyledik. Ona rağmen yağlıydı. Yani tatmak için bir porsiyon alınabilir ama yanında böyle şiş köfteyle de hafifletilebilir. Bence iyi bir menü seçimi yaptık. Sonrasında da kaymaklı kadayıf yedik. O da lezzetliydi. Özellikle kaymağı güzeldi. Şimdi sabah yürüdüğümüz yoldan geri dönüyoruz. İstasyonun oradan Eğirdir'e dolmuşlar, otobüsler kalkıyormuş. Eğirdir'e gidiyoruz. Yarım gün geçirdik Isparta'da. 1,5 günde Eğirdir'de geçireceğiz. Yeşilada ile Canada'yı yukarıdan gören Baba Keyif diye bir kafeye çıktık. Şu kayalıkların üzerinde aslında da kapalıymış. Yol da yorucu, bayağı merdiven çıkıyoruz. Ama hemen aşağısında başka bir yer buldu şimdi kendine uçak. Buradan izliyor. Burası da güzel. Şok şok şok. Eğirdir Gölü buz tutmuş. Kuşlar suya konmuş. Burçak şimdi üstünde yürüyecek gölü. Gidiyorum. Bence bu tarafa gel. Bence bu tarafa gel. Ha, çok korktum. Tırın 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 tırın. İkinci gün Eğirdir'den günaydın. Akpınar Köyü seyir terasına geldik şimdi. Burada kahvaltı yapacağız. Eğirdir'i tepeden görüyor. Gerçekten çok hoş bir manzarası var. Size de gösterelim. Canada ile Yeşilada ayaklarınızın altında. Eğirdir Gölü ile beraber. Eğirdir Gölü aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 4. gölü. En büyük 2. tatlı su gölü. Yaklaşık 500 kilometre kareymiş büyüklüğü. Mesela Van Gölü'nü düşününce Van Gölü 3000 küsür kilometre kare. Yani büyüklük kıyaslanabilsin diye söyledim. Bu gölde yeterince deniz gibi ama bizim için. Akpınar seyir terasında kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı dün yaptığımız kahvaltıya göre biraz pahalıydı. Kişi başı 75 liraydı. Standart bir serpme kahvaltı. Sadece kaymağı çok beğendik. Evet, kaymak bayağı güzeldi. Manzarası için tabii bu fiyat pahalı. Gerçekten de güzel bir manzara eşliğinde kahvaltı yapıyorsunuz. Şimdi yukarı çıkarken 60 lira tuttu taksi. Dönerken yürüyerek inmeye karar verdik. Şimdi 1 saatlik bir yol gözüküyor. 5 kilometre önümüzde. Yorulursak taksi çağıracağız. Manzaralar da güzel.
Böyle zirveler için İsviçre'ye gitmenize gerek yok. Eğirdir'e gelebilirsiniz. Böyle göller için de İsviçre'ye gitmenize gerek yok. Gölün ortasındaki adalar için de İsviçre'ye gitmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi her şey Eğirdir'de bir arada. Hem de karla birlikte. Gerçekten bir doğa harikası Eğirdir. 4,5 kilometre yapmamız daha kaldı. Şuradan indik. 45 dakikada düzlüğe indik. Şimdi bir 15 dakikalık da bir tam şehir merkezine yolumuz var gözüküyor. Yoldan bayağı memnun kaldık bu arada. Çok güzeldi. Hafif bir yorulduk ama değdi bence. Bence de. Çünkü yürüdüğünüz manzaralar çok güzel. Yani boş bir 5 kilometre yürümüyorsunuz. Sağınızda göl, solunuzda karlı dağlar. Gerçekten keyifli bir yoldan yürüyorsunuz. O yüzden hiç zaman 45 dakikaymış gibi değil de daha kısaymış gibi geliyor. Eğirdir Gölü'nün yanındayken Eğirdir Gölü ile ilgili birkaç bilgi daha verelim. Eğirdir Gölü'nün rakımı 915 metre. Yani şu an 915 metre rakımlı bir ilçedeyiz aynı zamanda. Bu gölün derinliği ortalama 14 metreymiş ama en derin yeri de 16,5 metreymiş. Yani çoğunlukla 14 metre civarında seyrediyormuş. Gölün su seviyesi yıl içinde farklılıklar gösterebiliyormuş. Çünkü devlet su işlerinin kurduğu çok fazla sayıda pompa istasyonu varmış bu gölün üstünde. İşte içme suyu amaçlı, tarımsal sulama amaçlı kullanılıyormuş bu su. O açıdan da Eğirdir'e hayat veriyor. Bir de bu göle yedi renkli göl de deniliyormuş. Çünkü güneş ışınlarının açısından dolayı farklı renklerde görülebiliyormuş gün içinde. Biz çok farkı anlayamadık ama çok uzun sürede burada bulunmadığımızdan belki de doğrudur, belki de sadece bir söylentidir. Ama genel olarak zaten suyun rengi güzel yani. Evet. 7 renk olmasına gerek yok. Eğirdir'in bir de elması ünlüymüş. Biz buraya geldiğimizde öğrendik. Bütün sahil şeridi boyunca şu elma büfelerden var. Elma var içinde. Eğirdir merkezde turistik olarak ziyaret edebileceğiniz yerlerin başında Hızır Bey Camii, Dündar Bey Medresesi, Eğirdir Kalesi ve Ayastafanus Kilisesi geliyor. Geri kalan zamanınızda ise Eğirdir Gölü, Canada ve Yeşilada'nın keyfini çıkarabilirsiniz. Ada yolunun tam girişinden bisiklet kiraladık şimdi. 1,5 kilometre buradan gidebileceğiniz en uzun mesafe. Şimdi bisikletle gidiyoruz. Burçak'ın sepetli bisikletini attık, drone'u bıraktık, çantayı bisikletli amcada. Saati de 10 lira bu arada bisiklet kiralamanın. Gayet uygun bizce. O kadar doyduk ki şu anda Yeşilada'nın ortasında bir köy kahvesinde çaylarımızı içiyoruz. Hiçbir şekilde buradan göl gözükmüyor ama etraf yine de mükemmel. Sağ tarafımızda bir tane mezarlık var. Önümüz full büyük ağaçlar. Güneş tepemizde tam yüzümüze vuruyor.
Kahvedeki amca o kadar güler yüzlü ki bağıra bağıra bize hoş geldiniz diye şey selamladı. Şu an çok güzel. Keyfimiz o kadar yerinde ki kahvede çay içiyoruz. Eğirdir'e veda etme vakti. Otobüsümüzle şimdi Isparta'ya dönüyoruz. Eğirdir garajdan. Evet, son kez gölün tadını çıkartıyoruz. Son bakışmalar. Isparta'da trene son 1,5 saatimiz var. Son 3-4 saatimizi arkadaki belediye kafeteryasında geçiriyoruz. Burası Atatürk Parkı'nda bulunuyor. Isparta'nın tam merkezinde. Fiyatlar inanılmaz iyi. Hem yemek yedik hem çay içtik. Mesela çay 1 lira. Kocaman kağıt bardakta çay. Bu vlogluk bu kadar. Dolu dolu 2 gün geçirdik. Hem Isparta'da hem Eğirdir'de. Umarız beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz buraya kadar. Hoşçakalın, iyi akşamlar. İyi akşamlar.